Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Alva's Legacy. Biliyorsunuz günümüzde retro tarzında 2D platform oyunları bir hayli çoğaldı. Ancak hiçbir tanesi orijinaline bu kadar yakın olmadı. Bu yüzden bu insanları gerçekten tebrik ediyorum. Bu güzelim oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Sakın kaçırmayın. Uyanın efendim, uyanın. Ne yapıyorsun burada? Gemiyle falan mı geldin? Gemi mi? Sanmıyorum. Neredeyim ben? Sen şu anda Alva'nın bölgesindesin. En son hatırladığım bir odada bir şey vardı, sunak vardı ve oradan üstten bir ışık gibi bir şey geliyordu. Bu hiç mantıklı değil. Yani seni deniz tutmuş falan olmalı. Saga'ya söz verdim seni onu büyük kütüphanesine götüreceğime dair. Saga tanıdık geliyor. Onu tanıyor muyum? Bunu nereden bileyim? Sadece bu işte beni tarif ediyor. O kızı al da kütüphaneye getir gibisinden bir şey söyledi bana. Tamam. Aynı zamanda buralarda canavarlar dolaşıyor. Böyle gizli saklı gelmeye çalıştım. Dikkatli ol. Bu asan ile onları şey yapabilirsin. Bu arada oyunun müzikleri gerçekten şahane olmuş. Birazdan başlayacak zaten. Hani ben 34 yaşında biri olarak İlk defa günümüzde retroya bu kadar yakın bir oyun görmedim, onu söyleyeyim size. Drop tear var, gözyaşı dökme olayı var da bu galiba Dark Souls gibi şey, ruh koymamız gerekiyor herhalde veya başka bir şey kullanıp büyülerimiz ile ilgili olabilir. Yani senin yeteneklerini küçümsemişim. O Altar'ın ya yani Ekos'un sunağın olduğu kısımda. Ama yapacak olacağın her şey boş yere yani. Boşuna uğraşma. Daha önce tanışmış mıydık diyor. Zaten bizim kız hafıza kaybı yaşamış. Büyük ihtimal boss olarak bir elemanla kapışmış buraya gelmeden önce. O da inanmıyor zaten. Bu sefer şansa bırakmayacağım diyor. Aha. Animasyonlara bak. Çok iyi ya. Müziğe baksanıza, çok güzel olmuş. Şöyle bir geriye gidelim bakalım neler varmış burada. Inventory'mize orb eklenmiş. Şu anda bir tane var ama 99 tane toplayabiliyoruz galiba. Ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Bakacağız. Karşılaştığımız zaman kullanmaya çalışacağız onları. Burası boş şu anda. Kimse yok. Buradan geçiş yok. Bu arada ölmemize gerek yok. Bölüm geçişlerinde canavarlar tekrar yerine geliyor. Mesela ben buradaki canavarları öldürdüm diyelim. Şuradaki sahneden hemen geçtiğim zaman ve tekrar geri geldiğim zaman canavarlar tekrar geri geliyor. Eski oyunlardaki gibi yani. Şuradan karşıya atlamamız gerekiyor.
Oyunu kayıt ettik. Asamız buraya düşmüştü, değil mi? Ya şuraya baksanıza, sanki ben o yıllardayım. O kadar güzel hissettiriyor ki atmosferi. Tam şey olmuş ya. O eski zorlukları hissediyorsunuz. Oraya sonra geleceğiz büyük ihtimal. Anahtar lazım çünkü. Şuradan bir gidelim. Aşağıda orb var. Onu alabiliriz atlayarak. Ama ben zaman kaybetmek istemiyorum. Eyvah. Aha. Şu arkasında yanan şeyler var ya, onlara bastığınız zaman gücünüz gidiyor, bilginiz olsun. Güzel. Harika değil mi ya? Ha, bir harita getirmemiz gerekiyor ve Sagayla konuşmamız lazımmış asansörü kullanmak için. Balık tutan birileri var. Demirci var. Burada tek demirci buymuş zaten. Bir şeyler bulursak, ihtiyacımız olursa materyalleri getiriyoruz. Bu hanımefendi de bize yardımcı oluyor. Evet, yeni geldik. Koca dünyanın küçük bir köşesi burası. Daha önce burada bulunmuş gibi hissediyorum diyor kadın zaten. Aha, haritayı bize verecek. Tamam, güzel. Bu da kafayı yemiş gemstone'larla. Buna büyük ihtimal gemstone bulursak onu getireceğiz.
O zaman ayılacaktır. Çok güzel ya. Heh, Saga burada. Olaylar anlatıyor işte, buraya nasıl geldiğini, o adam nasıl şey asasını kaybettiğini savaştıktan sonra. Daha sonra kendinden geçtiğini ve uyandığını. Gitmişti. Ben de bundan korkuyordum diyor zaten. Eve dönmen için senin önünde duran kişi Vicar diye biriymiş abi. Yani onu geriye püskürtmek için elinden geleni yapmalısın. Yani merak etme diyor. Ben de mutlu değilim onu görmekle. Evet, eve geri dönmem gerekiyor. Neden hatırlamıyorum? Her şey çok blur. Yakında her şey netleşecek. Merak etme. Güven bana. Şimdi bu kitabı al. Bu sana rehberlik yapacak. Bir şeytan yok ettiğimiz zaman yeni bir sayfa eklenecekmiş bu kitaba. Hikaye kendisini yazacak diyor. Sen hani ilerlerken bu kitap kendi kendine yazılacak diyor. Ha, Alvan'ın çevresinde 3 tane büyüsel gemstone varmış. Her biri de senin eve dönüşün için kullanacağın bu hafızanı tekrar geri getirecek. Nereden başlamalıyım? Ha. Rose Gül Kalesi'nde bir tane şeytan varmış. Onunla yüzleşecekmişiz. Asansörle çıkacağız. Daha sonra haritanı izle diyor. Tamam. Asansörün olduğu yere gidelim. Vay. Çok güzel görünüyor. Yaşamak için ne güzel bir gün. Sen de bunu hissedebiliyor musun? Tabii ki de hissediyorsun. Ha, bu gardener bizim bahçıvan. Petals bulursak bana getir diyor. Seni güzelce ödüllendiririm. Ha, en az 4 tane istiyor. Gül Kalesi dediği burası herhalde. Aha. Orada bir şey var.
Büyüsel bloklar üretebileceğiz artık. Eyvah. Bunlar açılmıyor bir şekilde. Aa, duvarın içinden geçtim. İlginç. Evet dostlarım, oyunumuz böyle. Aa. Aa, bitki öldürdü bizi. Kendinize iyi bakın efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Hani gerçekten siz de fark ettiniz değil mi? Hani böylesi yok. Şu anda yapılan oyunlar arasında retro tarzında bu kadar orijinaline yakın yok yani. Hatta bizzat orijinal bile diyebilirsiniz şuna. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın.